Siyasetin gündemi sıcak. Bir bağlantımız olacak ama konumuz tam olarak siyaset değil, asgari ücret. Emekli maaşları milyonları ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Plan Bütçe Komisyonu'nda konuştu bu konuya dair. Neler söyledi peki? Bize şimdi hepsini Buse Genç Türk anlatacak. Buse, kulağımız sende. Semih Şahin, milyonlarca çalışan aslında asgari ücreti 2025 yılında ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da bugün Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda asgari ücrete ilişkin mesajlar verdi. Peki neler söyledi Bakan Işıkhan? Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayı başında toplanacağını belirtti ve çalışanlarımızı enflasyona karşı koruma, kalıcı refah sağlama prensibimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz mesajını verdi. 2024 yılının ilk 8 ayında iş yerlerine verilen asgari ücret desteğine de değindi Bakan Işıkhan. 1,5 milyon iş yerine yaklaşık 34 milyar lira asgari ücret desteği verdik dedi. Işıkhan'ın gündeminde emekli aylıkları da vardı. Emekli aylıklarına ilişkin yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüaryal dengesinde gözeterek bütçemiz doğrultusunda emekli maaşının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Emekli, en düşük emekli aylığının Temmuz ayında 12.500 lira yükseltildiğini de hatırlattı Bakan Işıkhan. Yeni iş kanununa yönelik çalışmalarında titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. Bu kanun tasarımı sürecinde işveren ve işçi arasında, işçi hakları arasında adil bir denge kurmayı hedefliyoruz ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücret ve emekli aylıklarına verdiği mesajlar bu yöndeydi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesine dair görüşmeler devam ediyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.